Sevgili dostlarım merhaba. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Bu videoda bir soğuk savaşın nasıl sıcak savaşa döndüğünden bahsedeceğim. Üçüncü dünya savaşı çıktı sevgili dostlarım. Hayır bu kez silahlar konuşmayacak bu savaşta. Bu kez ekonomi, kurlar ve teknoloji konuşacak bu savaşta. Aylardır hatta yıllardır bir soğuk savaş vardı zaten. Amerika ile Çin arasında. Daha önceki yıllarda biliyorsunuz Amerika ile Rusya arasında devam eden bir soğuk savaş vardı. Neredeyse 50 yıl sürmüştü bu soğuk savaş ve bu soğuk savaş kendi içerisinde hem bir takım teknolojileri beslemişti hem de aynı zamanda dünyada derin bir kutuplaşmaya sebep olmuştu. Aynı kutuplaşmayı bu kez Amerika ile Çin arasında yaşanan savaşta görüyoruz. Bu bir soğuk savaş değil ancak bu ciddi ciddi 3. Dünya Savaşı. Silahsız yapılan bir savaştan bahsediyorum sevgili dostlarım. Bakın. Amerika silahını çekti. Hayır dedi. Ben vergi konusunda daha da fazla zaman tanımayacağım Çin'e. Pazarını bana teslim etmiyor. Çin bana biat etmiyor. O nedenle ben Çin'i diz çöktürmek zorundayım dedi ve bu konuda adım attı. 300 milyar dolarlık Çin malına %10 vergi uygulamasını başlattı sevgili dostlarım. Ve herkes şunu bekliyordu. Amerika bu uygulamayı başlattığında Çin diz çökecek, Amerika'ya biat edecek ve Amerika ne derse onu yapacak. Ama işler hiç de öyle gerçekleşmedi çünkü Çin bu duruma uzun zamandan beri hazırlanıyordu sevgili dostlarım. Amerika Çin'i iki konuda köşeye sıkıştırmaya çalışıyordu. Bunlardan bir tanesi vergiler, yani Amerika gümrük duvarlarını yükselterek Çin mallarının Amerika'ya girmesini engelleyeceğini söylüyordu. İkincisi de teknoloji konusuydu. Özellikle Çin devletine ait olduğu konusunda artık herkesin hemfikir olduğu Huawei firmasının Amerika'ya girmesi engellenmeye çalışılıyordu ve aynı zamanda Huawei firması işletim sistemi ile köşeye sıkıştırılmaya çalışıldı. Nedir işletim sistemi? Biliyorsunuz Android işletim sistemini kullanıyor. Dünyada iki önemli işletim sistemi var. Bunlardan bir tanesi iOS. Apple'ın tek başına kullandığı bir işletim sistemi bu. Diğeri de genelde Çin ve Güney Kore markalarının kullandığı Android. Aslında açık kaynaklı bir sistem olmakla birlikte pek çok özelliğinden faydalanmak için Amerika'daki Google firmasıyla işbirliği yapması gerekiyor bu firmaların ve Google firması bu hizmetlerin önemli bir kısmında aslında Çinli firmalara satıyor. Yani kendisine önemli bir kaynak yaratıyor Android üzerinden. Google'ın ve Android'in en önemli müşterileri Çinli müşterileri. Ve Android tüm dünyada kabul gördüğü için neredeyse bir tekel haline geldiği için Çin'in Android'den vazgeçemeyeceği düşünüldü. Böylece Çin kündeye getirilecekti. Bakın bir yin cep telefonu markası var Çin'in sadece Huawei değil. Oppo var, OnePlus var, Mi var mesela Xiaomi markası. Bütün bu markalar şu anda Android'i kullanıyor. Yine Güney Koreli Samsung markası da yine Android'i kullanıyor. Bu firmaların Android'i kullanması aslında hem Google için hem de Amerika için büyük bir gücü beraberinde getiriyordu. Onlar şunu söylüyordu. Android benim kontrolümde olduğu sürece ve Android'e Çinli firmalar muhtaç olduğu sürece ben Çinli firmaları ve Çini dolayısıyla avucumun içinde tutabilirim. Ama bu arada Çin de hazırlıklarına başladı. Huawei Aslına bakarsanız ciddi bir teknoloji firması haline geldi sevgili dostlarım bu geçen yıllar içerisinde. Ve büyük dev bir teknoloji firması haline geldi. Ve kendi işletim sisteminin yazılımını geliştirdi. Android hamlesini bekliyordu çünkü. Android hamlesi önüne konulur konulmaz da öyle mi? Peki ben de bundan sonraki süreçte kendi işletim sistemimi kullanacağım dedi. Zaten testlerini yaptım sadece uygulamaya sokmamıştım Android ile işbirliği yaptığım için. Ama Android bana bu konuyla ilgili kazık atacaksa ben de ona kazık atmaya hazırım. Bundan sonraki süreçte kendi işletim sistemi olan Harmony OS'u kullanacağım dedi. Bakın Harmony OS çok hızlı ve güçlü bir şekilde piyasaya girmeye hazırlanıyor. Android'in temel unsurlarının neredeyse tamamını kullanıcılara sağlıyor. Ve yarın öbür gün muhtemelen Android'in müşterisi olan milyonlarca cep telefonu satan o Çinli markaların neredeyse hepsi Harmony OS'a geçecek. Aslına bakarsanız Çin Amerika'yı, Google'ı, Android'i kendi silahıyla vurdu. Sen bana herhangi bir kota uygulamaya kalkarsan, bana Android üzerinden sopa göstermeye kalkarsan, Android üzerinden ambargo koymaya kalkarsan ben de kendi işletim sistemimi Çinli markalara yerleştiririm, Çinli cep telefonu markalarına yerleştiririm ve sen esas pazarını kaybedersin. Hem de devasa bir pazarı kaybedersin dedi. Amerika'da Apple dışındaki tüm diğer markalar ya Çinli ya Güney Koreli markalar. Tüm dünyada da bu böyle. Şu anda Çin aslına bakarsanız cep telefonlarıyla dünya pazarında kendini ispatlamış durumda. O kalitesizlik algısını yıkmış durumda. Huawei artık dünyanın pek çok pazarında ilk 3 telefon arasında yer alıyor. Apple bir tarafta, Huawei ikinci sırada veya üçüncü sırada. Çin pazarına baktığınızda ise zaten Çinli markaların hemen hemen tüm markaların önünde olduğunu görüyorsunuz. Apple ürünleri de Samsung ürünleri de Çinli markaların arkasından geliyor. Çinli telefon markaları aslına bakarsanız piyasayı tamamen domine etmeye başladılar. Sadece Huawei değil bakın. Artık insanlar Xiaomi konuşuyor, OnePlus'ı konuşuyor, Oppo'yu konuşuyor ve buna benzer pek çok Çinli telefon markasını konuşuyor. Yani artık Tek başına Apple piyasayı domine etmiyor. Apple'ın belli bir müşteri kitlesi var, kabul ediyorum. Ama Apple ve iOS kendi içerisinde bir kabuk oluşturmuş ve kendi müşteri kitlesi dışındaki kitleye kolay kolay ne fiyat avantajıyla ne de teknoloji avantajıyla ulaşamıyor sevgili dostlarım. İşte burada Çinli markalar ve Güney Kore markaları ön plana çıkıyor. Niye bunu ısrarla söylüyorum? Çünkü o markaların hepsi de Android işletim sistemini kullanıyor. Bu markalar yarın öbür gün Android işletim sisteminden vazgeçtikleri an itibariyle Google ve Android işletim sistemi için büyük bir sonun başlangıcı olacak. Büyük bir çöküşün başlangıcından bahsediyorum. Bu firmalar, Güney Koreli firmalar, ve Çinli firmalar, cep telefonu firmaları artık biz Android kullanmak istemiyoruz, kullanmıyoruz. Harmony OS bizim işimizi zaten görüyor demeye başlarlarsa Android neredeyse pazarının %80'ini kaybetmiş olacak. İşte size 3. Dünya Savaşı'ndaki teknoloji ayağından bahsediyorum sevgili dostlarım. Peki başka ayağı ne? E tabii ki bir de kur ayağı var. Bakın, Amerika 300 milyar dolara vergi koyuyorum dediği an Çin düğmeye bastı ve Yuan'ın değerini bir anda düşürdü. 1 dolar 7 Yuan seviyesine kadar yükseldi ve böylece Amerika tüm pazarlarda etkisiz hale geldi. Belki Amerika Çin mallarının Amerika'ya girmesini engelliyor şu an itibariyle ama 7 ve üzerindeki Yuan fiyatı sayesinde Çin Türkiye başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde Amerikan mallarına göre çok daha avantajlı olacak. Çok daha ciddi bir rekabet gücüne sahip olacak sevgili dostlarım. Ve Amerika'yı bu pazarlarda ezip geçecek. Zaten fiyat avantajı vardı. Zaten işçi maliyetleri düşüktü. Zaten şirket olarak değil devlet şirket olarak çalıştığı için daha da güçlüydü. Tüm bu avantajlarını kurla birleştirerek şimdi Amerika'yı pek çok pazarda kündeye getirecek. Alt edecek sevgili dostlar. Amerika'yı bir kez daha kendi silahıyla vuruyor Çin. Görüyorsunuz üretim yapan ülkelerin nasıl kendisini ispat ettiğini, ekonomik bağımsızlığı olan ülkelerin nasıl rahat davrandıklarını ve dünya devleriyle bile boy ölçüşebildiklerini bu örnekler çok net bir şekilde bize gösteriyor. Peki şimdi asıl soru şu. Türkiye bu büyük savaşın içerisinde 3. Dünya Savaşı'nın içerisinde nerede olacak? Amerika'ya boyun bükmeye devam edecek mi? Amerika'ya eyvallah demeye devam edecek mi? Amerika'nın kendi para birimini bizim gibi gelişmekte olan ülkelere baskı yaparak değersiz tutmasına çanak tutmaya devam edecek mi? Bütün Amerikan markaları Türkiye'yi pazarını ele geçirmiş durumda. Avrupa markaları Türkiye pazarını ele geçirmiş durumda. Çin markaları Türkiye pazarını ele geçirmiş durumda. Türkiye bu konuyla ilgili ne zaman adım atacak? Kendi cep telefonlarımızı, kendi arabalarımızı, kendi teknolojimizi, kendi tarım ürünlerimizi Kısacası kendi sanayi üretimimizi kendimize yetecek ölçüde ne zaman yapmaya başlayacağız? Kendi ürettiğimiz bu ürünleri bir rekabet avantajı sağlayarak dünya pazarlarına sokmayı başarabilecek miyiz? Ya da ikinci soru. Biz o ülkelerin pazarı olmaya devam ederek işsizliğimizi dağ gibi büyütüp firmalarımızın batmasına göz mü yumacağız? Bu ülkelerin tek isteği bizim pazarımız olarak mı kalacak? yoksa başka istekleri de mi olacak ve biz yarın öbür gün açlık ve parasızlıktan, sefaletten dolayı, yanlış ekonomi politikalarından dolayı bu isteklere de okey demek mi zorunda kalacağız? Bütün bu sorular çok önemli sevgili dostlar. Bakın Amerika ile Çin arasında büyük bir dünya savaşı başladı. Muhtemelen bu savaş içerisinde Rusya'da olacak Amerika'ya karşı. Muhtemelen bu savaş içerisinde Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere'de olacak. Asya ülkeleri de olacak. Güney Kore'de olacak. Kuzey Kore'de olacak. Dünyanın pek çok sanayileşmiş ülkesi, dünyanın pek çok tarım ülkesi de bu işin içine bir şekilde dahil olacak. Üçüncü Dünya Savaşı başladı sevgili dostlarım. Bu Üçüncü Dünya Savaşı silahlarla yapılmıyor. Teknolojiyle, kurla yapılıyor. Büyük bir ekonomik savaşla yapılıyor. Ha bu işin içinden bu şekilde çıkamazlarsa belki silahlar da yarın öbür gün konuşacak. Ama günün sonunda şunu unutmayın. Artık Çin de en az Amerika kadar teknolojisini ve silah gücünü geliştirmiş durumda. Artık Çin'in de müttefikleri var. Çin'in de yanında İran var. Çin'in de yanında Rusya var. O nedenle bu kutuplaşmada Çin'in de eli çok güçlü. Amerika'nın bir lokmada hap yapabileceği bir ülke değil artık Çin. Peki soru bir kez daha soruyorum. Türkiye bu savaşın neresinde? Sevgili dostlarım, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Kendinize çok iyi bakın. Eğer ki videomu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Yorumlarınızı bekliyorum ve tabii ki kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın.